Herkese merhabalar dostlar, ben Sezer. Bugün sizler birlikte Kurtuluş Savaşı serimizin 2. bölümüyle karşınızdayım dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık. Türkiye olarak başladığımız bu yolda önce topraklarımızı kurtarmak için belli başlı yerlere savaş açmak zorunda kaldık. Ki topraklarımız şu an daha da güzel görünüyor. Peki bu bölüm tam olarak ne yapacağız dostlar? Bu bölüm sizler birlikte Irak, Suriye, Kürdistan, Yunanistan gibi yerleri parçalamaya çalışacağız. Sonrasında topraklarımızı tam bir merkez haline getirdikten sonra artık serimizi bitirebiliriz diye düşünüyorum. İstediğiniz seriler ve senaryolar varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlar. Aşağıdan lütfen beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayınız dostlar. Bakın abone olun. Hızlı bir şekilde 50.000 abone olalım. Discord'umuzda güzel bir çekiliş sizleri bekliyor olacak zaten. Şimdi öncelikle arkadaşlar diplomasimize şöyle bastığımızda ekonomimiz ne kadarmış bir görelim. 3.490.000 nüfusumuz varken 439.000 ekonomiyle şu an için dünyada 15. sıradayız. Lakin bu sıralama geçici arkadaşlar. Sizlere de şöyle göstereyim. Bakın 15 olan 15 benim. 15 Filipinler. Lan sırayı çalmış. Ukrayna arkadaşlar. O Filipinlerle Ukrayna'yı geçmemiz gerekiyor. Oyundaki sıralama bozulmuş sanırsam. Şimdi öncelikle şöyle baktığımda bakın her yerde askerim var. Bu askerlerin hepsini bir yere bir toplayalım. Sonrasında önce en küçükten en büyüğe doğru savaş açmaya başlayalım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence tam bir fikir, güzel bir fikire benziyor. Şöyle hemen askerlerimi topluyorum. Gel kanka sen. Bu arada oyunu oynamayalı bayağı olmuş ya. Y'ye basıp duruyorum bir saattir. Şöyle askerlerimi çekiyorum. Yani bence var ya, beni bıraksalar Amerika'ya bile çıkarım arkadaşlar ben. Bak onu söyleyeyim. 7.805 şöyle 10.566. Tüm askerlerimi topluyorum. Sonrasında önce Kürdistan'a savaş açacağım. 47.945 asker yaptım. Bunları şöyle hemen eşit bir şekilde dağıtalım. Oğlum ben oyunu unutmuşum galiba lan. En son 2 gün önce oynadım. Ne oldu ben anlamıyorum. O sırada 3 gündür video atmayan ben. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi şuraya da askerler basacağım aynı şekilde. Vallahi ben kontrolleri falan unutmuşum. Şimdi önce Kürdistan'ı topraklarımıza katacağız. Sonrasında arkadaşlar şöyle baktığımızda Romanya gelmiş buraya. Romanya'nın burada ne işi var oğlum? Ya benim topraklarımda savaş dönüyor ya. İnanamıyorum ya. Fransa Almanya'yı topraklarına katmış. Nasıl olabilir lan bu? Almanya sana ne oldu oğlum? Diplomasin falan vardı senin. Alman disiplini artık bir işe yaramıyor arkadaşlar sanırsam. Romanya'da Yunanistan'ı topraklarına katmaya çalışıyor. Diplomasiden direkt olarak savaşımızı ilan ediyorum. Kürdistan diye bir topluluk tanımıyoruz. Kürt ve Türkler kardeştir. Hep de böyle olacak. Bizi ayırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. İnanmayın bunlara. Evet. İstanbul'dan herkese merhaba. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar Türkiye olarak Kürdistan'ı topraklarımıza katmayı başardık efendim. Hemen böyle barış anlaşmamızı yapıyorum ve bunlara burayı yaşamalar için veriyorum. Burada Türkiye çatısı altında yaşayabilirler bu saatten sonra. Askerlerimiz toplandıktan sonra şöyle hemen askerlerimizi alalım. Ya bir tane Tuğba diye bir arkadaş var. Yani benim kendisi abonem arkadaşlar ve baktığımda her bir haftada bir ondan bana bir tane bildirim geliyor. Sürekli olarak sesimi mixliyor. 50.000 60.000 izleniyor. Tuğba bak. Ne yapıyorsun Tuğba sen? Yani eğer duyuyorsan yorumlarda kendini belirt. Arkadaşlar bu sıralar YouTube'da yeni bir akım var. Ses mixliyorlar ve çok da güzel izleniyorlar. Anlamıyorum. Şimdi şöyle Kozan hemen barış anlaşmalarımızı yapalım. Ve sonrasında şu an topraklarım o kadar güzel ki lakin ismimi bozan bir devlet var. Romanya. Romanya şu an çok güçlendi arkadaşlar. Çünkü Yunanistan'ı topraklarına kattı. Ve ekonomisi 560.000'e kadar gelmiş durumda. Yunanistan'ın sadece şurada toprakları kaldı. Onun dışında farklı bir yerde toprak yok. Lakin harita biraz sonra karışacak. Çünkü hatta karışmış, şöyle devlet isimlerini bir kapatalım. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi arkadaşlar 43.000 askerler şöyle her yere bak 30.000 düzeyinde askerler basacağım, tamam mı? Şöyle buraya şöyle baktığımda 13.067'sini bir yollayalım. Tamam bak bunlar buraya geldi. Ne oluyor lan? Ekrana bir şeyler olmuş. Arkadaşlar Discord'da aynı anda çıkmış. Tamam 30.000 buraya gitti. 13.000 de buraya. Sonrasında askerleri hemen şöyle dağıtacağım. Bunlar barış anlaşması imzaladıktan sonra bunların tepesine bineceğiz. Çünkü daha toprakların asimilasyonunu yapamadan, hatta var ya barış anlaşmasını yapsın, otomatik asimilasyona geçtiği andan itibaren savaşacağız. O zaman hiçbir parası kalmayacak. Ben de rahat bir şekilde her yeri ele geçirmeye başlayacağım efendim. Şöyle baktığımda bunun tabi bir de Samsun'dan bir çıkarma atmamız lazım arkadaşlar. Şöyle daha liman. Tamam güzel. Sinop ve Samsun taraflarından çıkarma atarız biz. 4121. Evet buralardan az asker çıkıyor. Çünkü buraları yeni ihya etmişiz galiba. Evet paramız artık eksilere düşüyor ve barış anlaşmalarını yaptılar. Şu an arkadaşlar tam kafasına binme zamanı. İstediğiniz serileri falan kesinlikle yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Bakın bu bizim için çok önemli. Savaş. Sen kim vasal aldın ya? Gagavuzcu'yu nereden buldun? Ama buradaymış, tamam. Açtan savaşı. Şu an bu bizi yenemez. Daha bu topraklara asimilasyon yapacak da, buradan asker basacak da, ooo bir sürü iş var. 27.000. Hemen ana toprağına da çıkıyorum. Zaten prestiji de yetmemiş tam toprak almaya. Tamam. Güzel, çok güzel efendim. Hemen hemen hızlı yerlere çıkıyorum. Allah'ım sonunda Sezer Akkaya kanalı 50.000 aboneyi görecek ya. 50.000 abone, bak dile kolay, çok güzel. Sonunda varıyoruz arkadaşlar. Evet, oraya yani Romanya ana merkezini tutar ama Yunanistan'dan aldığı toprakları tutamaz. İmkanı yok yani, alması için 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor. Ki ben tüm askerlerimizi çıkartamıyorum buraya. Önce şunları bir sileyim. 56.000'lik askerle bir çıkarma yapacağız. Evet arkadaşlar, şu an onu o kadar zayıflatıyorum ki bana karşı bir şey kalmadı ya. Bak çıktık buraya şu an. Evet kardeşim, Türkiye geldi. An itibariyle Türkiye'nin kaçacak, Romanya'nın kaçacak bir yeri yok. Evet güzel. Ya bu hıyar şimdi kaşındı. Geldi bizim topraklara falan çıkarma atıyor. Yunanistan'a falan gözümüzün önünde dövüyor. Yani kardeşim benim toprağımda kimi dövüyorsun lan sen? Yani benim toprağıma Yunan girse bile Yunan'ı korurum ben, tamam mı? Gel buraya. Allah'ın balığını. Hamsesiz. Hamsesiz oşağı. 2491. Gel bakalım. Evet bugün biraz mutluyum arkadaşlar. Çünkü bugün sonunda ehliyeti tamamlıyorum. Ehliyetimi alıyorum arkadaşlar. Motorda vardı zaten mis gibi. Ay 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 ay. Bak bak şu an virüsten betersin sen. Yani topraklar bitmiş. Teslim olman gerekirken şu an düşmanına friendly fire atıyorsun. Gel buraya. Arkadaşlar delireceğim. Lan Romanya değilmiş bu. Sensin demek buraya. Gel gel gel. Minik adam gel. Hadi diyorum bu hıyar nereden çıkıyor bu kadar? Meğersem şu Gagavuzya'dan geliyormuş. Evet şimdi nereye gideceksin? Evet an itibariyle hepsini tamamladık dostlar. Hemen barış anlaşmamızı yapmadan önce tüm askerlere bir emir verelim ve Brelya'da toplayalım hepsini. 7458, 7235. Evet Fransa-Almanya savaşı sonuçlanmış ve hiçbir şekilde iç açıcı değil arkadaşlar. İtalya İspanya çıkarma atıyor ama uzun dayanamıyor. Yani ben orada olacağım şimdi. Direkt Madrid elinde alırım. Hiç kimse bir şey yapamaz bana. Barış anlaşmaları. Önce Romanya'nın... Ah be. Tamam Denizli tarafını alırsak çok mantıklı bizim içimizden. Çünkü niye diye sorduğunuz arkadaşlar, çıkarma attığımızda mis gibi elimizi tutacağız toprakları bu sayede. Yok ya böyle olsun. Tamam barış anlaşmasını yolla. 32.000'lik askeri artık Yunan taraflarına çekebiliriz. Şu an topraklarımız düzeldi mi? Yok düzelmedi. Bak burada bize ait olan bir topraklar var. Musul, Erbil, Süleymaniye, Kerkük. Bunları almamız lazım. Bunlar atamın emaneti bize. Ah, atam var ya arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim mi? Bana birçok arkadaş, yani birkaç arkadaş yine garip eleştirilerde bulunacak ama atam biraz daha uzun yaşasaydı, gerek bırak Hatay'ı, Musul, Kerkük, Batumi falan hepsini alırdık. Ben size söyleyeyim yani. Kesinlikle alırdık. Çünkü adam hasta yatağında Hatay'ı almış adam. Yani düşünün yani. Hasta olmasa Musul'a, Kerkük'e ne yapmaz? Hı? Hı? Hadi söyle hadi. Hadi kardeşim buna bir eleştiri de bulun. Güzel askerlerimi hemen çekiyorum. Atina'nın üstünden de asker basalım da bu adam belki buraya çıkarma falan atar. Bu kadar asker tutmayacak ama olsun. Çocuk oyuncağı gibi olacak. Evet. Miçotokis gel lan buraya. Allah'ın Yunan'ı gel buraya gel. Tamam çok güzel. Hızlı bir şekilde. Evet Yunanlar yine tarihe karıştı arkadaşlar. Ya bu Yunanları bir yıkıyoruz bir geri geliyorlar. Bir yıkıyoruz bir geri geliyorlar. Rodos. 1565. Evet sonunda hocam sonunda. Hepsini bir yere topluyorum ama. 29.000. Barış anlaşmaları. Çok fazla savaşa girdim ya. Devletin savaş gerginliği o kadar yüksek ki şu an bakalım bir. Enflasyon 1.5. Savaş yorgunluğu 4.81. Yok, fazla da bir şey olmamış. Teknolojimiz ne kadar bizim? Bak bizde teknoloji yok. Şu an mesela ben niye birinci değilim teknolojide? 4. sıradayım ben. Olmaz öyle. Erdoğan böyle durmuyordu ya. Farklı bir resim kullanmışlar. Evet, enflasyonu indirgeliyoruz. Enflasyonu çözüyoruz şu an. Arkadaşlar bak şimdi şu enflasyonu hem bir diğer taraftan açıklayacağım hem de normal taraftan açıklayacağım. Türkiye'nin parası olduğu için enflasyon, dolar çok yüksek. Bir de normal şekilde açıklayayım. Türkiye şu an batıkları oynuyor. Enflasyon ondan dolayı yüksek. Hangisine daha inandırıcı? Yorumlara yazarsınız. Anladınız zaten ne demek istediğim. Yani şu röportaj videoları falan var. Yani sokakta gördükleri insanları soruyorlar ya. Onun gibi. Diplomasi. Bu adam niye o kadar tatlı ya? Tipe bak. Berham Salih. Gel. Bu adamda bir Türklük kokusu aldım ben. Kardeşim Musul'la Kerkük'ü almaya geldim. Sonra barış anlaşmamızı yapar geri çekilirim. Valla barış anlaşması yapacağım. Sonra bırakacağım seni. Söz. Süleymaniye'yi daha alayım. Hadi bu bölüm bir etkinlik yapalım. Yorumlara olabildiğince güzel şeyler yazın. Ben de hepsine kalp atayım, cevaplayayım. Ne diyorsunuz? Burada niye 16.000 asker var ya? Süleymaniye'yi almak için geldim sadece. Eyaletin kaynağı yok. Tamam. Evet, asker çıkarmam lazım benim ama asker çıkmıyor arkadaşlar. Antalya. O Fethiye, şunlara bak, askerlere bak. Tamam. Güzel. Very nice. 17.000. ...15.723... Buralara gidiyorsun. Sen buraya gidiyorsun. O adamlar açlıktan ölüyorlar. O adamlar oraya yem ettik ya. Ya ben bu Irak'la niye kapışamıyorum abi? Bu Irak'ın niye bu kadar çok askeri ve gücü var? Asimilasyon yapmamışız. Görmedim. Evet, 35.000 günlük gelir. Mis gibi mis. Evet. Toprak almaya geldik. Topraksız çıkıyoruz. Hepten zarar ederek. Allah Allah. Oğlum kendine gelir misin bak. İşim gücüm var şu an bak, hadi yapma. Arkadaşlar bu adam çılgınlar gibi savaşıyor. Anlamadım gerçekten. Hocam bak çok çılgınsın anlıyorum ama. Bana topraklardan sadece 3 tanesi lazım bak. Sonra hepsini alırım. Başsız kalırsın. Aa. Vallahi arkadaşlar anlamış değilim. Niye böyle bir şey yapıyor bu? Lan oğlum yürü git. Manyak ya. Adam her yerden bir şeyler deniyor. Bu kadar asker nereden geliyor sana ya? Bu kadar dedim. Garip bir şekilde dedim ama olsun. Sapık gibi savaşıp duruyor. Bir de ben bu adamı yani niye savaşıyorlar bunun için? Bu Irak'ın içinde şey yok muydu? Hani bölükçüler yok muydu ya? Tamam, çok güzel. Harikayız ya. Ya bu arada 29 Ekim'iniz kutlu olsun. Şimdiden. Şimdi bak 29 Ekim'de Türkiye'yi Kurtuluş Savaşı'ndan kurtarıp de yetmiyormuş gibi Irak'la savaşıyoruz. Musul Kerkük. Musul'a Kerkük'ü almaya geldim biliyorum, farkındayım ama. Arkadaşlar şimdi bu adamın hayvan gibi asker bastığını görünce dayanamadım. Bir daha basmasın diyerek o askerlerin hepsine el koyuyorum. Bundan sonra Türkiye için savaşacaklar o askerler. Tamam, çok güzel. Enayi. Evet dostlar, kardeşler. Çok güzel oldu bence. Diplomasimiz 992.000 ekonomiyle. Hatta gelin. 992.000 ekonomi ne kardeşim, dalga mı geçiyorsun? Tamam, dur. Şimdi bakalım. 1 milyon ekonomiyle 6.590.000'de nüfus ile şu an için dünyada 4. sıradayız. Ama ben yine de inanmıyorum, bir bakacağım. Tamam, 4 benim bu sefer. Hindistan 3, Fransa 2, Amerika 1. Almanya yok, sıralamada yok Almanya. Almanya'yı parçalamışlar. Daha da küçülmüş. Bakayım be. 59. sırada. Ya bu adam başa geçer de şu tipe bak. Tabii ki de ülkeyi bitirir bu. Nasıl gülüyor? Arkadaşlar aşağıdan lütfen videomuzu beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayınız dostlar. Yan kanalıma belki bugün video atamayabilirim ama yarın kesin atarım. Koy 4 Almanya serisine başlayacağız zaten yakın zamanda. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Aşağıdan lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Kanala katılarak da bize destek olabilirsiniz veya da süper teşekkürden direkt olarak desteklerinizi sunabilirsiniz. Son zamanlarda kanala katılan çok fazlasıyla yüksek üyeler gördüm. Onlar için güzel bir şey planlıyorum. Video sonunda isimleri gözükecek ekranda. Onu yapacağım. Sonrasını zaten görürsünüz. Bu hafta içi bunu yürürlüğe sokarım arkadaşlar. Merak etmeyin. Hani diyorlar ya devlettekiler, yürürlüğe getiririz. Yani sokarım diye garip oluyor. Neyse. Gönlünüze çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar. Hepinizi seviyorum. Bak şu an Sezer Akkaya abone ol çıktı. Videoları kaçırma yazıyor. Yaparsam çok mutlu olurum. Bir de Discord'umuz var. Discord'da çok güzel. Ekibe falan katılmak istiyorsan, boost basmak istiyorsan gelebilirsin. Hadi görüşürüz. Seviyorum. Bay bay.